Herkese merhaba. Dolu dolu bir haftayı daha geride bıraktık. Yurt içinde çok fazla ekonomik veri olmamasına rağmen piyasalar açısından oldukça hareketli bir haftaydı. Ekonomi cephesinde neler olup bittiğini, piyasaya yansımasına ve beklentilere göz atalım. Bu video ödüllü yatırım kuruluşu GCM Yatırım'ın katkılarıyla hazırlanmıştır. Dolar kuru Merkez Bankası'nın son toplantısından bu yana yükselişini hızlandırdı. Özellikle bu hafta ciddi bir atağa geçti. Son bir ay içerisinde Türk lirası karşısında %4'e yakın değer kazandı. Bu yükselişte kur korumalı mevduat cephesindeki gelişmeler, ekonomi yönetiminin dövize müdahalede biraz geride durması ve doların küreselde güçlenmesinin etkisi oldu. Dolar 25 Eylül haftasına 27,20 civarından başladı. Pazartesi günü 27,77 zirvesini gördükten sonra çarşamba günü 27,64, bugün ise 27,66'nın üzerini test etti. HSBC Portföy bu hafta yayınladığı bir bültende dolardaki bu yükselişi Merkez Bankası'nın döviz arzını artırmasını ve kura müdahaleyi kesmesine bağlamış. Nitekim birçok analistin yorumu ve Merkez Bankası'nın resmi verileri de bu öngörüyü doğruluyor. Merkez Bankası'nın son açıkladığı verilere göre toplam rezervler 22 Eylül haftasında 4 milyar dolar arttı ve 125 milyar doları aştı. Böylece toplam rezervler 1987 yılından bu yana ilk kez 15 hafta üst üste artarak en uzun artış rekoruna imza attı. Brüt döviz rezervleri 83 milyar 810 milyon dolara, altın rezervleri ise 41 milyar 692 milyon dolara yükseldi. Bank of America bu hafta yayımladığı bir raporda dolar kurunun bu yıl sonunda 30 lira olacağını öngörüyor. 2024 yılın ilk çeyreğinde 32, ikinci çeyreğinde 35 ve üçüncü çeyreğinde ise 37 lira olacağı tahmin edilmiş. Dolar tabi sadece bu sebeple yükselmiyor. Dolar endeksi Fed'in son toplantıda bu yıl içerisinde bir kez daha faiz artış sinyalini vermesinin etkisiyle tırmanışa geçti. Bu hafta 107 seviyesini test ederek son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Doların küreselde güçlenmesi içeride Türk lirası üzerindeki baskıyı artırıyor. Bunun yanında mevcut makroekonomik sorunlar da dolarda yükseliş beklentisini koruyor. Bu arada bugün dış ticaret istatistikleri açıklandı. Dış ticaret açığı Ağustos'ta %23 azalarak 8 milyar 657 milyon dolara indi. Öte yandan 8 aylık dış ticaret açığı 82 milyar 304 milyon dolar seviyesinde. Yeni dönemle birlikte ekonomi kurmayların attığı adımların pozitif etkilerini almaya devam ediyoruz. Yabancı yatırım kuruluşlarından Türkiye hakkında pozitif tahminler ve olumlu kredi not değerlendirmesi gelmeye devam ediyor. Bu hafta başında S&P Global Türkiye için büyüme tahminlerini açıkladı. Kurum, Türkiye ekonomisi için 2023 yılı büyüme beklentisini 1,2 puan artırarak %3,5'e, 2024 yılı beklentisini ise 0,3 puan artırarak %2,3'e yükseltti. Raporda faiz beklentisine de yer verilmiş, politika faizinin bu yıl sonunda %37,5 olması tahmin ediliyor. S&P Global bu akşam ise ilerleyen saatlerde Türkiye'nin kredi not görünümüne dair yeni raporunu yayımlayacak. Kurum Mart ayında yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin kredi notunu B olarak bıraktı, değiştirmedi. Görünümünü ise durağından negatife düşürmüştü. Bunun gerekçesi olarak ise Şubat ayında yaşanan depremlerin maliyeti gösterildi. Bugün yapılacak açıklamada yine kredi notuna dokunmaması, görünümünü ise bu kez negatiften durağına yükseltmesi bekleniyor. Türkiye için büyüme beklentilerini yükselten bir diğer isim ise Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası oldu. Banka, Türkiye'nin 2023 yılı büyüme beklentisini %2,5'ten %3,5'e çıkardı. Bu artışın sebebinin Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde hükümetin uyguladığı mali teşviklerin yansıması olduğu söylendi. Bu haftanın belki de en önemli gelişmesi Goldman Sachs tarafından yayımlanan rapor oldu. Banka uzun zaman sonra Türkiye hakkında 26 sayfalık kapsamlı bir rapor hazırladı. Türkiye oyuna yeniden dahil oluyor başlıklı raporda. Türk lirasına, borsaya, özellikle de bankalar tarafına ait detaylar yer alıyor. Raporda ortodoks politikalara dönüş ve pozitif reel faiz adımlarının desteklenmesiyle liranın carry trade için cazip hale geldiği söylenmiş. Makro açıdan yeniden değerlendirmelerin hisse senetleri için yükseliş potansiyeli yarattığı belirtilirken ihracatçıların daha düşük performans alabileceği söyleniyor. Borsada bankaların ihracat yapan şirketlerden daha çok kazandırabileceğine dikkat çekilmiş. Raporda yatırımcıların TL'ye olan güvenin geri kazanılması ve TL'nin istikrar kazanması halinde
daha iyi performans gösterebilecek olan bankaları dikkate alması gerektiğini düşünüyoruz ifadesine yer verilmiş. Dün ABD büyüme rakamları açıklandı. Ülke ekonomisi beklentilere paralel olarak yılın ikinci çeyreğinde %2,1 oranında büyüdü. Ekonomideki yavaşlamanın temel olarak ihracattaki gerilemeyi, tüketici ve federal hükümet harcamalarındaki yavaşlamayı yansıttığı söylendi. Geçtiğimiz günlerde kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu konuda bir yorumu olmuştu. Kurum Amerika'da tüketici harcamalarının son çeyrek itibarıyla ciddi şekilde düşmesini bekliyor. Bu arada bugün de çekirdek PCE endeksi açıklandı. Endeks yıllık %3,5 artışla beklentiye paralel geldi. ABD hükümeti için şu ara oldukça sıkıntılı geçiyor. Hükümet son 47 yıl içerisinde tam 21 kez kapanmış. Şu anda da kapanma riskiyle karşı karşıya. 1 Ekim'de başlayacak mali yıla saatler kaldı. Eğer Kongre federal hükümete finansman sağlayacak bütçe tasarısı üzerinde 30 Eylül gece yarısına kadar anlaşma sağlayamazsa hükümet geçici olarak kapanacak. Peki bu ne anlama geliyor? Böyle bir durum gerçekleşirse federal hükümet hizmetleri kesintiye uğrayacak. Yüz binlerce çalışan zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarılacak. Asker ve polis gibi kritik alanlarda çalışanların dışındakilere maaş verilmeyecek. Hükümetin kapanması federal kurumun geçici olarak hizmet verememesi anlamına geliyor. Bu durum elbette ki Fed'in hoşuna gitmeyecek. Çünkü Fed bu süreçte kapanan bir kamu kuruluşu konumunda değil. Fakat diğer yandan istihdam ve enflasyon gibi veri akışını sağlayan kamu personelleri izinde olduğu için verileri gecikmeli alacak. Eğer kapanma kısa süreli olursa bunun çok fazla olumsuz bir etki yaratması beklenmiyor. Fakat uzun sürerse tablo biraz sıkıntılı olabilir. Moody's analisti geçtiğimiz günlerde bu konuda bir uyarıda bulundu. ABD hükümetinin kapanması durumunda yüksek faiz oranları nedeniyle hükümetin borç ödeme yeteneği üzerindeki baskıların artacağını söyledi. Bu baskıların ele alınmaması durumunda olumsuz kredi görünümüne ve not indirimine yol açabileceği ifade edildi. Bu hafta dolar güçlendi, altın düştü. Fed'in bu yıl içinde bir kez daha faiz artışına yeşil ışık yakması altını baskıladı. Haftaya 1920 dolar üzerinden başlayan ons altın 1857 dolara kadar indi. Bu seviye Mart ayından bu yana gördüğü en düşük rakam oldu. 1885 altında kalması durumunda zayıf seyrin devam etmesi bekleniyor. Güçlü dolar nedeniyle altın için tablo şu ara pek olumlu görülmüyor. Doların güçlenmesini sağlayan bir başka faktör ise bu hafta JP Morgan CEO'su Jamie Dimon tarafından gelen bir yorum oldu. Dimon, Fed'in faiz oranı için %7 rakamını dile getirdi. Enflasyonla mücadelenin devam etmesi durumunda faiz artışlarının devam edebileceğini söyledi. Fakat bunun %3'ten %5'e geçilen seviyedeki gibi olmayacağını, çok daha sıkıntılı olabileceğini ifade etti. İşte Diamond'ın bu sözleri bu hafta yatırımcılar tarafından fiyatlandı. Dolar yükselirken, güçlenirken altın tarafı baskılandı. Peki altın ne zaman toparlanır? ABD tarafında enflasyon konusunda işler iyiye gider ve Fed faiz indirimi sinyalini verirse altında bir toparlanma bekleyebiliriz. Fakat bu kez de petrol olayı devreye giriyor. Bu hafta petrolde de çok ciddi bir hareketlilik vardı. Petrol fiyatları Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretim kesintisini yıl sonuna kadar uzatma kararıyla ralliye yöneldi. Üzerine bir de Rusya'nın ihracatı askıya almasıyla Amerikan ham petrolünün varili 95 doları aştı. 96 doları geçen Brent petrol için kısa vadede 100 doları görmesi bekleniyor. Hedge fonlarının pozisyonları da yükseliş beklentisini işaret ediyor. Petrol fiyatlarındaki artış enflasyonu besliyor. Bu açıdan Fed'in enflasyonu düşürmek için biraz daha mücadele etmesini ve yakın zamanda faiz indirimine gitmemesini bekleyebiliriz. Son olarak da borsaya bakalım. Borsa İstanbul günü alıcılı başladı. Bu akşam açıklanması beklenen S&P kararı öncesinde pozitif beklentiyle yukarı yönde seyretti. 331 şirketin hisse değerinde artış oldu. BIST 100 endeksi gün içerisinde 8380 puana kadar yükselerek zirveyi test etse de geçemedi. Endeks 11 Eylül'de 8403 ile tarihi zirveyi görmüştü. Kapanışı %1,41 artışla 8334 puandan yaptı. Endeks Eylül ayını %5,2 yükselişle tamamladı. Bugün sektör endeksleri arasında en fazla yükselen %5,5'la spor oldu. Onu madencilik ve menkul kıymet yatırım ortaklığı izledi. En fazla düşen sektörlerde sigorta, kimya ve ulaştırma başı çekiyor. Günlük en fazla para girişi Koç Holding'de, en fazla para çıkışı İş Bankası'nda gerçekleşti. Enerji hisselerinde ise elektrikte azami uzlaştırma fiyatı mekanizmasının 1 Ekim itibarıyla sona ereceği haberi fiyatlandı. Zoran ve Pamukova Elektrik tavan yaptı. Aksa Enerji %4'ten fazla,
Ak Enerji ise %6'ya yakın yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önümüzdeki hafta Londra'da yatırımcılarla bir araya gelecek. Göreve geldikten sonra önce JP Morgan ardından da Goldman Sachs ev sahipliğinde düzenlenen toplantılarla yatırımcılarla bir araya gelmiş ve onlara bir sunum yapmıştı. Şu an ülkeye sıcak para girişi olması adına çok ciddi bir uğraş sergileniyor. Gelecek hafta yatırımcıların odağında olan en önemli konu bu olacak. Herkese keyifli bir hafta sonu diliyorum. İyi akşamlar.